Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Oturduk bir yerde kahve içeceğiz ama oturmuşken sizlerle de sohbet edelim dedik. Evet, süper Ayşe. Bence iyi yaptık. Ne yapıyorsun? İyi misin? Hepinizi çok özledik gerçekten. Aşırı derecede çok özledik. Burada birbirimizden başka hala kimseyi görmüyor gibi hissediyoruz. Hala adadaymış evet. gibi hissediyoruz. Artık sizlerin de kalabalık ve bir aile olduğumuzu bildiğimiz için, bu kalabalığı da özlediğimiz için kesinlikle yayın açalım dedik. Evet. Hepinize tekrardan merhaba. Nasılsınız? Yani o kadar kardeş olmuşuz ki şeylerimiz ya. Bile aynı artık yani. Değil mi? Evet. Anlık reaksiyonlar bile aynı. Aynen öyle. Ay herkes boyuzu soruyor ya. Gelmiyor abi, gelmiyor. Gelmiyor adam, çağırıyoruz, vallahi gelmiyor, hiç çağırıyoruz, gelmiyor. Ne yapak? Ailesiyle vakit geçiyor şaka evet, bir yana. Aynen. En kısa önce, zamanda görüşeceğiz. Yani, çok kısa. Tabii ki de o da bizim kısa. Yani hepimiz bir aile olduk. Hep söylüyordum evet. ben Survivor'da. Bir bağımız oluşmuştu. Evet. Bir aile olmuştuk. Ama şu anda da bir ailemiz var. Dışarıda olan bir ailemiz var. Önce o ailesiyle görüşüyor, sonra asıl ailesiyle, yani Survivor'daki ailesiyle görüşecek. O yüzden hiç merak etmeyin. Yakında görüşmek üzere böyle mavi takım ole 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 yapacağız hep beraber inşallah. Makine Ayşe yanımda. Makine Ayşe hakkında sormak istediğiniz bir şey. Aşk var mı? Aşk diye soruyor Emin. Emin zaten sormasın şaşırıyorum. Ben de bakıyordum şimdi Emin geldi mi gelmedi mi diye baktım, yok konuşamadım. Aynen. Emin geldi mi gelmedi mi diye baktım. Emin yorum attı. Aşk yok ya. Aşk yok. Aşk meşk yok. Aşk arkadaşlar. Yok, sevgi var. Yaşamaya devam ki bro diyorum. Çünkü önce yaşam, önce hayatımızdan keyif alın. Daha sonra aşk meşki düşünürüz. Şu anda keyif şu almaya... Şu anda kopuyoruz. Önce özgürlüğümüzü bir alalım elimize tamamen. Çünkü aynen. Survivor'da biliyorsunuz özgürlük denen hiçbir şey yoktu. Evet. Şimdi biraz fazla geldi galiba. Steve ortada... Yo karıştı. Ben şaka yaptım kardeş. Ya karıştırsın kardeşim, karıştırsın ya. O karıştırsın yeter ki canım yabancılardan benim. Duyacağımızı ondan duyalım ya. Canım benim bak. Yani şaka yaptığımı Ayşe de anladıysa benim için sorun yok. Kırmızı şakalarına o kadar alıştım ki kendi şakalarımla idare ediyorum artık. Öyle düşünün. Gerçekten öyle yani. O yüzden Steven sen bir tanesin ya. Ayşe sakın birbirinizi bırakmayın. Nereye bırakıyorum ya? Almak benim isteyen canım, oluyor da. Canım kardeşim. Ben vermiyorum. Bu benim canım kardeşim. Bak, fena bu. Soru gelmiş. Size biraz bahsedeyim mi? Hayır. Zizlemeye karar verdik. Ne diyorlar? Azerbaycan'dan ne bileyim bilmem. Poyraz'ı canlı yayına alın diyor. Poyraz yok, yok ki. Yok sizce bir dakika. Bir daha aç. Dur bir saniye. Sizce neredeki? Çıkarsın aklıma. Ne alaka ya? Nerede yazmış ki, ben görmüyorum. Aşağı in. Ha bak şunu da söyleyeyim hazır açılmışken, bir dakika. Evet Ayşe Hanım arkadaşlar, bir şey söyleyecek. Ben ne yaparsam başkasıyla karşılaştırılmasın lütfen. Ben kimseyi takarak yapmam bir şeyi. Ben bir şeyin istiyorsam onu istediğim için yapıyorumdur. Kimseye örnek almam. Ha güzel bir şeyse gerçekten kendimde görmek istediğim bir şeyse örnek alırım, yaparım da. Ama yok giyim tarzıymış, yok işte yaptığı şeylermiş. Lütfen başkalarıyla karşılaştırmayın. Her kişi kendine özeldir. O yüzden özel hissetmeniz için özel hissedeceğiniz şeyler yapın. Ozan doğum günün kutlu olsun kardeşim. Tabii ki buradan de kutlarız. Biz de kutlayalım. Doğum günü kutlu olsun. Soru varmış ama Ayşe. Sorulara bakalım göz mı? Göz teması kurmak adına şöyle açayım. Evet, gözlüğüm de güzeldi bu arada. Teşekkür ederim kimin? benim gözlüğüm bu arada arkadaşlar. Belirtti. Çarptım. Dermişim. Şimdi sorular var Ayşe, okuyalım mı birkaç tane soru? Tamam. Yaver partisi nasıl gidiyor diye sormuşlar. Ah nasıl gitsin işte, böyle gidiyor ya. Yaver partimiz var ya. Efsane gidiyor, dur. Arkadaşımızın da ismini okusaydım keşke. Allvers. Ali Wars. Allvers. Bro, yaver partimiz efsane gidiyor. Devam ki bro yaverliğe yani, hiç sorun yok. Yani devam ki. Arkadaşlar Survivor'daki kişileri artık unutun lütfen. Biz dışarıdaki insanlarız aslında. Survivor aynen. Tamamen oraya göre bir karakter çıkartıyor. Ve biz de orada aslında nasıl olacağımızı bilmeden gidiyoruz ve nasıl olduğumuzu da bilmiyoruz. Nasıl o yüzden şu anki halimize bakın. Lütfen bizi bu şekilde bak. Sevin. Normalde bak ne güzel cici insanlarız. Gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Evet.
Yani arkadaşlar gerçekten benim yani psikolojim her zaman farklı çalışan bir psikolojiye sahibim. Benim için yarışmada olan yarışmada kalmıştır. Ha, dışarıda çıktıktan sonra olan yani doğru olmayanı görüyorsam yani doğru olmayan kişiyle görüyorsam onunla olmam. Olanlarla olurum yani. O yüzden yanımdaki insanlarla ilgili ne bileyim değişik yorumları da alıyorum. Önemsemiyorum çünkü ben kendimi kim olduğumu bildikten sonra başkalarının düşündüğü pek önemsemem. Çünkü nasıl hissediyorsam o şekilde davranmam gerekiyor yani. Yani önce keyif alın, önce keyif alın, önce keyif alın. Bravolar diyorum. Bravo City Will salam. Hadi City. Haydi City. Yani. Mesela yani. Çok güzelsiniz diyor. Ya ver değilsiniz gerçek dostlarsınız. Teşekkür ederiz. Abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yaverlik ne Steve. Ya? Yaverlik ne demek bu arada? Ben de bilmiyorum Ayşe. Yancı gibi falan mı acaba? Hiç bilmiyorum. Türkçem yetmiyor o kadar. O yüzden ne senin olur? Senin yetmiyorsa ben çok manidarım şu an. Abi vallahi. O manidarı nasıl söyledim gerçekten ya. Ama keyif olacağını tahmin ettim. Minnettarım diyecektim. Kim var burada bakalım? Manidarım. Kimler var? Tatiliniz kaç gün sürecek diye bir şey gelmiş. Ha öyle mi? Tatilimiz... Bitmiyor. Yarın sona eriyor orada yani yarından aslında sürpriz. Yeniden başlıyor diyebiliriz. Evet. Her son yeni bir başlangıç. Evet yeniden yarın başlıyor. Yarın tatil planımızın artılarını göreceksiniz. Göreceksiniz sürpriz. Sürpriz. Söylemiyoruz. Surprise. Ya ver yardımcı demek. Aa çok iyi. Steven biz herkese yardımcı gidecek oluruz. Misin? Severiz öyle şeyleri. İnşallah bro yani davet edilirsem giderim tabii ki de yani. Aa, İlyas Çeşme'ye gelecek mi? Gelir. Gelirse de görüşürüz brolar. Yani onunla. Süper Ayşe. Süper Ayşe. Oley oley oley. Oley 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 falan. Evet kanka çok başarılıydınız. Bravo sizi. Sen adamsın Oktay. Thank you bro. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl bir şey yapalım Nagire? Dur. Sen o toplara girme. Şu an girme. Ben geliyorum hemen arkadaşlar. Tamam sen git ben biraz sohbet edeyim. Evet hepinize merhaba. Steven'ın canlı yayını. Şu an fanlarım bana kızıyor olabilir. Kendi yayınını açmıyor da neden Steven'ın yayınına giriyor diye. Ama sakın alınmayın. Çünkü Steven'a pat diye karar verdik. Benden mi açalım senden mi açalım derken Steven'ın eline almış telefonu bir baktım açıyordu. O yüzden hemen ben de devreye girdim. Hayır buna katılmıyorum. Kendisi senin telefondan açalım dedi. Ayşe kayar mısın? Hayır bir dakika lütfen. Bak şu an yalan şu an, söylüyorsun. Hayır bak, ben yalan telefonum söylemiyorum. Telefonum da burada bakın. Hayır. İspat telefonum da burada. Benim de burada. Ay işte sen açtın ben de onu diyorum. Zaten burada sen olacak Ayşe. Sen benden hızlı davrandın şey yine. Dinle bunun adı cep telefon yani. Öyle gösterme cep. Şöyle göster. Tamam. Pardon. Ayşe'nin 12 Pro Max'i var. Onun göstermek istiyor galiba. Ay kapatın. Bu canlı yayın olmadı kapatabilir miyiz? Hayır bence gayet iyi. Yani 12 Pro Max'im var. Onu göstermek istiyorum demek hayır, istedi burada. Hayır ince, ya. İnceyi yakalayanlar bak, zaten anlamış. Yalancı konumunu düşürmedi. Telefonumun burada olduğunu ve her an açabilecek konumda olduğunu dur, göstermeye çalıştım. Bakayım bakayım telefonuna. Evet arkadaşlar 12 Pro Max. Şapşık. Yani canlı yayını kim açarsa açsın. O açsın. O ben açayım. Hiç sorun yok. Şimdi. Siz yeter ki bizle birlikte olun böyle. Hep yalan. Yemin ederim yalan ağzına yuva yapmış. bizde yalan yok. Ayşe Fenas'ın diyor. Bizde R yok. Bizde R yok diyor. Bizde yalan yok. Biz gerçek her zaman gerçeği söyleriz. Doğruyu bravo, söyleriz. Bravo Stoş'um yani. Bravo. Stoş'u çok seviyorum ya. Stoş Can. Pat tanıdak söylüyorum. Çağman da geldi. Oo, Çağman ne geliyorum. Yapıyorsun bro? Ben fenayım ha Emin. Sen kendine bakıyor musun hiç ha? Acaba? Ha? Kendine bakıyor musun sen hiç? Şimdi çok güzelsiniz. Evet bir soru daha alalım. 5N1K'ya döndü iyice ne bu? Sen 6 yaşındaki kardeşim senin hayranın ona seni seviyorum. Aa, Bilal. Seni seviyoruz Bilal. Seni seviyoruz Bilal. Bu bir soru değildi ama evet. Geçer misin? Geçtim. Ayşe şu ana kadar en çok sayı kazanan 3. yarışmada nasıl hissediyorsun diye sormuş. Vallahi hadi. Gördüğünüz gibi iyiyim yani iyi hissediyorum. Neden kötü hissediyorum? Arkadaşlar gerçekten çok gurur verici bir şey. Özellikle oradayken mesela bir şey başardıysan atıyorum Ayşe Yay uygulaması yani
iki haftada en iyi performans sergilemiş olan bir kadın ya da bir erkek olarak oraya gitmek o kadar gurur verici ki yani anlatamam size. Ya o şartlar Ayşe altında kendi çok konuştum. İyi geliyordum. Evet. Yani 4 kere performans birincisi oldum. Oraya gittiğim zamanki Steven come to Wakanda bro I'm coming. Sevenlerimden gelen o mesajları gördüğümde oradaki hayatıma daha çok motive oluyordum. Bu da beni başarılı kılan özelliklerden biriydi. Aynen. Çünkü oraya gitmemin ve oraya gitmeyi hırs edinmemin sebebi de buydu. Bana iyi gelecek ne varsa orada yapmak zorundaydım. Çünkü başka türlü yaşamıma devam edemezdim. Çünkü yaşam şartları çok zor. Zor şartlar altında yaşamaya çalıştık. Kesinlikle. Steven'ımla ortak bir hayat mücadelesi verdik. Başından aynen. beri hep iyiydik biliyorsunuz. Aynen. O yüzden onun yeri bende çok başkadır. Çok da severim kendisini. Ben de çok severim kendisini. İkimizin de başarısıyla olabilir. Mutlu oluyordum gerçekten. Kesinlikle. İkimiz de çok başarılı yarışmacılardık. Yani, hepimiz çok başarılı yarışmacılardık evet. aslında. Herkes ama, bu arada. Hem ünlü hem gönüllü evet. Gerçekten herkes çok başarılı bir yarışım var. Ama tabii ki yıllardır. Steven'a ayrı bir parantezim var. Okumak ister misin birkaç tane okuyalım daha soru? Canım. Okuyalım. Ben aslında sana buradan da okuyabilirim direkt. Alttan geçenleri. Girip. Survivor ne kadar zordu? Diye çok sormuş. Zordu. O saray gibi. Çok çok zordu. Poyraz'la aranızda bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Bunu daha ne kadar anlatayım ya gerçekten. Acun yorulur. Bey'in Çeşme tatili ne zaman diye sormuş Ayşe. Çok yakında konuştuk kendisiyle. Aynen. O da bir an önce bizi ağırlamak istediğini söyledi. Aynen. İnşallah bakalım bayramdan sonra belki. Steve Reis kaç dil biliyorsun? 4 mü 5 mi? Ben hiç sayamadım. 5. Yaklaşık 5 tane dil bayağı falan biliyorum biliyorum yani arkadaşlar. Ayşe şiir yazdım. Ya önemli Twitter'da. Olan dil aa, değil bence. Şiir çok severim. Dil olmadan bile anlaşabiliyorsan. Senin sus diyor. Cevhereyle Dora'yı sattık. Hayır. Onlar artık bizim anne babamız gibi olmuşlar. Biraz rahat bırakalım anne babamızı. Belki yani... başka bir şey kalmak isterlerdik. Biraz geç oldu bu düşünceyi hayata geçirmek için ama. Oha Ayşe oha. Neleri düşünüyorsun? Yani bir soru vardı bak unuttum Ayşe. Size bir soru vardı. Kaç dil biliyorsun? Ondan önce. He, şunu söyleyecektim. Ayşe mesela Dominik'te gerçekten Ayşe'nin İngilizcesi o kadar iyi değil hatta yok diyebilirim değil mi? Yani Hi guys. O kadar. Ve İspanyolcamız da yoktu. Yani mesela atıyorum ödüllere gidince böyle oradaki atıyorum bizi ilgilenen insanlarla Ayşe benden daha iyi iletişim kurabiliyordu. Yani ben İngilizce biliyorum az çok böyle İspanyolcan yani anlıyorum konuşamıyorum ama anlıyorum. Ama Ayşe benden daha iyi böyle ifade ediyor kendini. Bu ne demek biliyor musun? Dil önemli değil. Önemli olan iletişim kurabilmek, evet, anlaşabilmek. Karşındaki. Yani karşındakini ne demek istediğini hissettirmek, anlatabilmek yani bana göre. Dil çok önemli değil yani. Evet çok 5 tane dil biliyorum. Yok önemli ama yine de. Önemli. Bu arada bak, Ayşe. Gerçekten. Ya bu söylediklerimin hepsi boşa gitti yani Ayşe. Yok hayır. O haklı kısmın da var ama şöyle. Dili öğrenmek gerçekten çok önemli. Özellikle ben onu Bahamalara gittiğimizde anladım. Herkes konuşuyor yemek masasında. Ben olaya böyle Fransız bakıyorum yani. Evet. O yüzden insan ihtiyaç duymadığı ortamda dili öğrenmek istemiyor. Ben önceden diyordum ki aman diyordum biraz da onlar Türkçe öğrensin. Niye hep ben İngilizce öğrenmek isteyeyim falan. Aynen. Ama sonrasında çünkü o zaman ihtiyaç duymuyordum ama ihtiyaç duyduğum ortama girip de olaya Fransız, İngiliz kaldığımda hiçbir şey anlamadığımda dedim ki işte Ayşe'ye şu an öğrenmen gereken tam evet. zaman. Tam zamanı öğrenmen gereken. O yüzden... Ama önemli gerçekten dil öğrenmek çok önemli. Çok önemli. Yani hangi dil olursa olsun mutlaka bir yerde böyle işinize yarıyor yani. Mesela evet. Benim de Fransızca biliyorum. Fransızcam çok işe yaradı yani. Gerçekten atıyorum havalimanlarda olsun ya da ne bileyim Fransızca bir yerlerde olsun. Fransızca seni seviyorum ne demekti? Je t'aime. Je t'aime. Evet. Je t'aime Ayşe. O zaman je t'aime sevgili seyircilerimiz. Evet. Je vous aime ama. Je vous aime. Aynen. Çünkü sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Aynen. Je vous aime. Herhangi bir soruyu böyle... Ayşe... Bu renk çok Batuhan, yakışmış. Batuhan, aa teşekkür ederim. Şu Batuhan, Asude, bilmem Yıldırım. Teşekkür ederim. Çok. Batuhan'la bir aram yok arkadaşlar. Yani ben dediğim gibi bir açıklama yapayım. İngilizce. Öyle mi? Ya aslında biz ikimiz de öyleyiz. Ben kendimi açıklayayım. Steven de isterse açıklar. Ben kimseyle kötü olmayı seven bir insan asla değilim. Ve Survivor'ın buna sebep olmasını isteyen de bir insan değilim. Çünkü orası sadece orada bırakılması ve unutulup normal hayata taşınmaması gereken bir yer. Çünkü artık askerlik anıları gibi oluyor. Her yerde Survivor, Survivor. Sürekli konuştuğun zaman artık
orada hissettiklerinin böyle bir anlamı kalmıyor gibi hissediyorsun. Özelini paylaşınca insan bir rahatsız olur ya, aynen öyle. O yüzden orada olanın orada kalması taraftarıyım. Hiçbir zaman kin beslemem, kimseye düşmanlık da etmem. Bugün kim olursa olsun oturup konuşabilecek kadar yüzüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimseye o tarz bir kötülükte, o tarz bir kötü yaklaşımda bulunduğumu düşünmüyorum. Önemli olan art niyet olmaması. Aynen öyle. Yani her şeyin, gerçekten her şeyin çözümü var. Hiçbir zaman hayatta o kadar büyütülecek bir olay yok bence. Çünkü ben her zaman şuna önem veririm. Dünkünü bugüne taşırsan mutlu olamazsın. Dünü dünde bırakmalısın ki yarın daha başarılı olabilirsin. Bravo Ayşe. O yüzden teşekkür ederim. Bravo Ayşe. Çok güzel bir konuşmayı defendim. Teşekkür ederiz. Ne demek. Her sizi ağırladığımız için çok teşekkür ederiz. Sizi dışarıya alabiliriz falan diyelim. Biraz da sen anla. Ben ne anlatayım arkadaşlar? O yüzden ne Batuhan'la ne Aline'le ne başkasıyla hiçbir sorunum yok yani. Hiç kimseye karşı kötü duygu da beslemiyorum. Hiçbir şey beslemiyorum. Yani herkesin doğal hakkı yani. İsteyen istediği kişiyle iyi anlaşabilir yani. İster görüşü ister görüşmez. İstediği ben dediğim gibi doğal hakkı yani. Kimseye de şeyimiz yok yani. Biz kin besleyen insanlar değiliz. Dur, Oktay bir şey yazdı. Kimseyi dinlemek yok, devam ki bro. Bütün insanlar... Çok olur. Kötü insanlar kötü. Aklım almaz. Şapşık. Hiç. Sen şapşıksın falan. makine demek. Birkaç bir tane daha soru. Makine demek mi bir şey yapıyor? Soru okuyak. Sonrasında kıskançsın yazmış biri. Arkadaşlar bak, bu kıskanç konuları size şöyle bir örnek vereyim. Yok boş Allah ver. Allah'a yok vereceğim. Dur indir, dur. İndir aslında. Dur. Normalde yorumları falan okumuyorum ama şu an okuduysak madem cevap vereyim. Ben kıskanç bir insan olsam ne gider Aleyna Çalışkan ismi çıkacağı zaman onun ya, kulağına onu şey söyler ve onu koruma bitti. Onu koruma altına almaya çalışırdım gitmesin diye. Ne de Aleyna'nın arkasında o kadar laf söylendiğinde gidip yanında durup onu savunurdum. Yunus Emre'li bir şeyleri oldu. Takımdan insanlar onu dışladığında, bağırdığında her zaman yanında ben vardım. Ben bir insanı kıskanacak olsam bunları asla yapmam. Ayrıca bir insanda kıskanacağım bir özellik varsa bu benim için güzel bir şeydir ki onu da kıskanmam, öğrenmek ve kendimde de hayata geçirmek için elimden geleni yaparım. Hiçbir zaman bu tarz şeylere gerçekten yanıt vermeyeceğim. Şu an gördüğüm için veriyorum ama onun haricinde yorumları, kötü yorumları asla okumuyorum. Hiçbir şey de beslemiyorum öyle insanlara karşı. Allah'a havale ediyorum sizleri. Yani kötü olanları. Allah bildiği gibi yapsın. Hiçbir şey demiyorum. Evet Ayşe Hanım, yine çok güzel bir açıklama yaptın. Bence bu kadar şey yapmana gerek yok. Çünkü dediğim gibi her zaman yani, takmıyorum. Şu an canlı yayın açtık şey ya. İnsanlara cevap verelim de tanısınlar. Kendini kim olduğunu bildikten sonra yani. İnsanlar da senin kim olduğunu bildikten sonra. Bence ya, insanların bu kadar... çoğu kim olduğumu bilmiyor bence. Keşke olsun, daha iyi bilseler. Olsun. Şimdi başka birkaç tane soru bakalım. Ne var? Çok güzel yani. Bayağı soru sorulmuş. Survivor en güzel anı. Aa bak şey sormuşlar. Ne? En güzel anınız nedir? Sağ ol brom. Çorumlu amir adamsın. Teşekkür ederim. Şey sormuşlar. Survivor'daki en güzel anımız neydi kız? Valla çok anımız var. Çok güzel anılarımız var. Çok iyi yani, böyle değerli anılarımız var. O kadar çok birikmiş ki. Şu anda mesela düşünsem ne olabilir diye düşünüyorum. Şey güzeldi sahilde. Denize girdiğimiz zamanki sohbetimiz, kitap falan okumuştuk. Aa evet gitmiştim. evet bak. Biz bir kere Ayşe ile şey yaptık. Sahilde. Yok bir kere değil de yani. Sahilde genelde oturuyorduk yani, ama denize girip ama kitap okuyup işte, falan sohbet güzeldi. Böyle önce bizim tişörtlerimizi yıkamaya çalıştık deniz suyuyla. Deniz suyu kurutunca iyice böyle tişört paslanmak deniyor değil mi ona? Paslanmıyor ya. Lekeleniyor. Lekeleniyor her neyse tuz yani. Tuz lekesi kalıyor. Aynen bunun. Aynen. Ondan sonra kıyafetlerimizi yıkadık, sonra böyle yere böyle şeyimiz, battaniyemizi serdik. Kitap okuyoruz. Ben de orada kokonatı kırdım. Çok elit bir ortam. Evet bayağı elitti. Yani böyle mataramızda suyumuzu aldık. Ondan sonra kokonatımızı da koyduk orada. Kitabımızı da aldık. Ondan sonra ne bileyim. Kitapları bitirdik. Bitirdik. Sohbeti de bitirdik. Kokonatı da çamaşırları bitirdik. Çamaşırları da yıkadık. Yani, denize de girdik. Gerçekten oradayken o an bile çok değerliydi bizim için. Evet. Çok özel bir an. Benim için yani en azından. Ayşe'nin için de öyle. Çok böyle özel bir andı yani. Burada da yapabiliriz onu ama onu orada yapmak yani. Survivor'da yani psikolojik savaşı içindeyken onu orada yapmak çok değerliydi benim için yani. Ayşe Survivor için de hayatın...
her anında mutlu olmak için, yani mutlu olmayı öğrenebilmen için ve küçücük şeylerle bile, küçücük şeylere bile anlam yükleyip mutlu kesinlikle olabilmeyi öğretiyor insana kesinlikle, gerçekten. Kesinlikle. O yüzden yani aslında herkesin bir yandan deneyimlemesini istediğim bir yer ama herkesin de yani o kafaya girebileceğini istemediğim bir yer aslında. Evet. Zor yani. Bir tane daha okuyalım sonra istiyorsan vedalaşak. Dur bir dakika, az bir şey dur sen. Aynen. Samsun'dan selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bugün biz kin bezli insanlar değiliz. Dur Oktay bir şey yazdım. Aynen. Samsun'dan selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu soruları okumaya çalışıyorum. Ayşe adada ne yemekler yapıyordu Erzak kazandığınızda? Valla hiç bilmediğim şeyleri yaptım. Evet. Ya sen Ayşe anladın. O kadar güzel yemek yapıyor ki arkadaşlar. Gerçekten sırf arkadaşım diye söylemiyorum. Buramdan geliyor. Ciddi anlamda. Yani Survivor şartlarında sürekli zaten bizle Ayşe odun topluyorduk. Çünkü ben de çalışmayı seven bir insanım. Ayşe de o şekilde. Giriyorduk mesela ormanda. Yani böyle odun topluyoruz. İkimiz taşıyoruz falan. Ağır ağır ama böyle. Yardımlaşa getiriyorduk. Sonra yakıyordum ben ateşi mesela işte şu bu Ayşe çok yardım ediyordum yani oradayken. Bir kere neyi mesela unutmuyorum. Pişi yapmıştım. Pişi yaptı. Un kazanmıştık marketten pişi yapmıştı. Bunlar güzel de. Nohut bir kere şey yaptık biz. Yumurtamız vardı. Evet hatırlıyorsanız böyle geriden gelerek kazandığımız bir oyun vardı. Buzdolabı oyunu. Evet buzdolabı oyunu. Ondan sonra biz ödülden geldikten sonra Ayşe bize bir kahvaltı hazırladı arkadaşlar size anlatamam. Bak size yemin ederim ki anlatamam o kahvaltının lezzetini, güzelliğini. Yani anlatamam ya. Neler yaptı biliyor musunuz? Anlatıyorum o zaman. Bak soğanımız vardı buzdolapta. Domatesimiz vardı. Biberimiz vardı. Yumurtamız vardı. Ayşe bir menemen yaptı. Menemen bak, yapmadım. Şey neydi? Yaptım domatesle biberi tamam işte, yağda kızartıp böyle. Sonra ekstra şey yapmıştık o salamı evet, kızartmıştık. Abi neydi o ya bak şimdi aklıma geldi Allah'ım. Ama menemen çok... de yapmıştım sanki. Evet ben. Menemen de yaptım. Menemen de yani. Yaptım. Anladın mı? Ben hatta ben ne ekstradan yaptım ekstradan yumurta kendi yumurtamı şey yapmıştım. Evet evet. Bak yok böyle bir şey ya arkadaşlar size anlatamam yemin ederim. Abartma. Çok güzel ya abartmak değil bu bak içimden geliyor ya bırak ben anlatayım. Nasıl? Gerçekten Ayşe çok güzel yemekler yapıyor. Yani biliyorsunuz ilk zamanlarda ilk gittiğimizde 12 kişiydik falan adada. Yani, ay ne zordu ya. Yani çok zordu. Böyle bakıyor. Böyle şu kadarcık yani böyle 3-4 kaşık pirinç yiyorduk yani biz. Yani gerçekten çok zordu. Daha sonra zaten böyle ödülleri kazandıkça, marketleri kazandıkça artık rahat bir şekilde yemek yiyorduk da. Yani iyi ki var Ayşe, iyi ki tanımışım. Yani ilk onunla birlikte aynı takımda mücadele ettim. O kadar çok seviyorum yani kendisini. Ben kendi beni seviyor mu bilmiyorum ama neyse. Çok seviyorum. Sağ ol canım vallahi. Benim teşekkür ederim. Üstelik benim abim gibi oldu. Gerçekten başından beri hiçbir zaman birbirimizi yalnız bırakmadık. Her zaman birbirimize destek olduk. Aynen. Öyle iyiyiz yani. Bir şey diyor musun? Kapatalım mı? Kapatalım bence. Arkadaşlar sonra bir daha güzel bir canlı yayın açarız. Bu sefer Ayşe'den açarız. Çünkü hanımefendi birazcık şey yaptı başta. Hayır İnşallah. Sonuçta benim de sevenlerim var yani. Tamam. Alınmasınlar. Tamam. Ayşe'den yaparız. Belki akşam yaparız. Belli değil. Yaptığımızda da yine güzel sorularınıza cevap vermeye çalışırız. Evet. Haberleşiruh. Dikkat edin kendinize. Haberleşiruh ne? Bir de şive yapıyor ya. Bak bir kere anlat bakalım da şey geldi. Şive. Hayır ama şive. Kapatamayacak ben biliyorum. Şive kelimesi geldi. Evet. Ben orada işte mesela diyorum doğudaki insanlar nasıl konuşur dedim böyle konuşmak varmış. Şey yani ne güzel yani, anlatacaktım. Yani haberleşiruh. Şey. Urfa yoksa işte devreşir. Ne güzel şive yapacaktım ama şey olmadı. Neyse arkadaşlar çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok olun. Dikkat edin kendinizi. Sevgi dolu olun. Aynen. Keyif alın hayatınızdan. Hiçbir şey takmayın. Aynen. Yaşamaya devam ki yani keyif almaya devam ki bro. O zaman Wakanda forever. Bir de Ayşe'nin şimdi yapalım. Görüşürüz öptük. Benim daha iyi sahne selamı gibi. Tamam yapalım o zaman. Hadi 1 2 3 Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye Kendinize bye. İyi bakın.